mahalli idarede hizmetin yerelden halka doğrudan ulaştırılması açısından önemlidir. Nitekim anayasamızın 127. maddesinde mahalli idareler il, belediye ve köy halkının mahalli müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları da kanunda belirtilen ve karar organları da genel kanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu düzen kişilikleri olarak tanımlanmıştır. Mahalli idareler geleneği çok eskilerden itibaren var olan bir konu. Çünkü Türk milleti hem kendi milli hisleri hem de İslam inancının yüklediği faziletler dolayısıyla zaten Türk işlerde kamu hizmetinin sürdürülmesinde hizmeti öne çıkaran, kişilerin huzur ve memnuniyetini öne çıkaran bir kültüre sahip. 9 Büyükşehir Belediyesi olmak üzere toplam 1399 belediye, Türkiye nüfusunun %94'üne 550 bin yakın personel ile hizmet götürmektedir. Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla bugünkü nüfus yoğunluğunu kıyasladığımızda bugün artık nüfusumuzun önemli bir kısmı belediye sınırları içerisinde yaşamaktadır. Kendinin kendine özgü özelliklerini koruyarak, öne çıkararak hem sermayeyi hem de iş gücünü hem de ziyaretçileri ve ulusal ve uluslararası alandaki değişimi ortaya çıkartabilmek adına yerel üretimler önemli bir noktada. Toprağı bekleyen asker, devlet anlayışı, başkomutan veya padişah, toprakları korumak üzere planlanmış bir devlet anlayışı var.